Bizim isteği üzerine Ahmet Kaya'nın o sözlerini yeniden hatırlıyoruz. Burası dost sohbeti. Burada elbette, biz bu şeyi, programı Türkiye'yi kurtarmak adına değil, Türkiye'yi kurtarmak isteyen insanlara moral vermek adına yaptık. Tamam. Ben o yüzden ben hiçbir zaman burada biraz önce hocaya şeyi söyledim. Yani bir gün arkadaşımın bir tanesi demişti ki bana, iyi devrimciler iyi acı biber yer demişti. Gerçekten de ben ona bir gün bir çuçka biber verdim, böyle bir tane biber, ama biberin şahı yani, ha. Benim diyen delikanlının yemeyeceği kadar berbat bir acısı var. Aldı bir parça, sırdı, dedi kardeş valla ben bu kadar devrimci değilim dedi ya. Şimdi bunu şey söyleyeyim. Gerçekten de devrimcilik değiştirmekse, ki ben buna tamamıyla katılıyorum. Fakat aynı zamanda devrimcilik değiştirmenin ötesinde bir de sonuç olması gerekiyor. Yani devrimlerin bir başı bir de sonu vardır. Sürekli değişim, yıllardan beri sürekli değişim, yıllardan beri sürekli değişim, sistemlerin o şekilde ve bu şekilde kalıcı olması neden olmuştur. Ben devrim derken aklıma bir tek şey geliyor. Atatürk'ü gerçekten çok saygılıyorum, çok seviyorum. Milli bağımsızlık ruhuna hayranım. Yani bu... Gerçekten bu... ve ülkemizde her zaman ülke olarak savunduğum bir tek şey var. Bağımsız, demokratik ve aynı zamanda layık bir ülkenin kendimi en büyük bekçilerinden biri olarak görüyorum. Bu da var. Gel gelelim ki... Teşekkür ederim. Devrimler sosyal bir takım ilişkilere, sosyal bir takım durumlara, sosyal bir takım dönüşümlere hizmet etmek zorundadır. Bugün ekmeğin 7500 lira olduğu bir zamanda, düşünün ki 5 tane günde ekmek yiyen bir ailenin ve açlığın ve yoksulluğun ve sefaletin ülkemiz üzerine buhar gibi kötü bir sis çöktüğünde, devrimcilik dediğiniz zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Yani o yüzden...